Merlin Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Samet'le birlikte Dragon Ball The Breakers oyunun kapalı betasını oynayacağız. Samet selamlar. Selamlar. Samet benden birazcık daha fazla oynadı. Oyuna daha çok hakim. Bazı yerlerde tabii ki o da yorumlarıyla bize oyunun nasıl olduğu konusunda eşlik edecek. Şimdi bu oyunun lobby sistemi arkadaşlar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 8 kişilik bir oyuncu desteği bulunuyor. Yani bir kişi direkt olarak kötü adam, diğer 7 kalansa hayatta kalanlar Survivor olarak geçiyor. Şimdi lobby sisteminde şöyle hemen hızlıca burayı gösterip oyuna geçmek istiyorum aslında. Mesela şuradan işte karakter görünümünü falan yapabiliyorsunuz. İşte bakın hemen. Bayağı da ayrıntılı. Şey de çok güzel olmuş bu arada. Evet, bayağı ayrıntılı. Şöyle uzun boylu yapayım ya, benim karakter birazcık kısa oldu. İşte meşhur Dragon Ball'daki o saç stillerinin hepsini burada görebiliyorsunuz. Mesela işte şöyle kel yapayım bu sefer hatta. Ya da alnına da şöyle şey koyabiliyorsunuz. Neredeydi o? Kirlinin alnında şey var ya, böyle 3 tane nokta falan. Tabii, tabii. Tam öyle yaptım ben şimdi mesela. Böyle çok tatlı bir şey var. Karakter oluşturma ekranı koymuşlar. Bakın hemen karakterim değişti. Bunun dışında tabii ki yine bazı özellikler kapalı. Mesela şurada bir şey var. Bunun işte şu anda açık olmadığını gösteriyor. Ama aynı zamanda böyle ataklarınızı falan da seçebiliyorsunuz ve yeteneklerinizi de geliştirme imkanınız var. Mesela şöyle. Ben mesela şeyi de sevmedim ya. Goku'nun hedefi tutturması çok zor. Kamehameha ile birlikte. Mesela şunu seçeyim. Bakın bu ikisi kilitli. Bunu seçebiliyorsunuz. Goku'da yine Kamehameha var. Piccolo'da ne var? Evil Explosion. Bu da yine Kamehameha'ya benzer bir şey herhalde. Evet, onun şeydeki skill'i. Şimdi, aynen. DBZ'nin ilk bölümündeki skill'leri hatta da. Yeteneklere geldiğimiz zaman da buradaki bakın böyle artı 1 artı 2 diye şey verebiliyorsunuz. Bak artı 1 yaptım mesela. Bu da oyundaki tabii ki sürelerini işte kısaltıyor. Daha etkili yapıyor filan. Şöyle hemen. Tamam. Mesela 2705 puanım varmış benim bu anda. Böyle bazı lobide özelliklerini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya işte oyun hakkındaki işte mailbox'tan mesela kapalı şey beta'ya katılanlara böyle bazı ödüller vermişlerdi filan. Lobby sistemi böyle oyuna da yedirmişler. Çok güzel, hoş bir lobby sistemi olmuş. Samet istersen oyuna geçelim ufaktan. Oradan tamam. Anlatırız zaten. Şeyi de değiştirebilirsin istersen. Katil hayatta kalan ya da hiçbiri değil. Önceliğini vermeyebiliyorsun. Evet, şöyle mesela random olsun ya. Mesela şu hayatta kalan, şu katil, şu da şey. O seçimim yok demek. Haritayı gene şey yapabiliyorsunuz. Aynen düz yapalım artık hangisi gelirse. Bakın meşhur. Abi Dragon Ball deyince benim aklıma şey geliyor ya. Domuzun adı neydi ufak domuz? Dur. Şeyleri toplayıp ejderhadan şey istiyor ya, don istiyor. Kızdım animesinde. Çok iyi ya. Ay, şeyin adını unuttum. Buldu. Sen 8'i buldu. Bakacaktım şeyden de. Bu geçiş de çok hoş olmuş bu arada. Hani yarık çıkıyor, seni oyun alanına atıyor filan. Böyle güzel şeyler eklemişler. Ya oyun tutar mı? Tam emin değilim. Hani sonuçta bu Evil Dead filan da ya da Day by Daylight mıydı? Aynen, Dead by Daylight. Yakın Dead by Daylight filan. Hani ya onların da bazı oyuncu tabii ki kitlesi var ama birazcık Dragon Ball'la bunu yedirince hani beklenen oyuncu sayısına ulaşır mı ulaşmaz mı? Ondan emin değilim ama hani kapalı betasını oynarken ben eğlendim ama önemli olan bu eğlenceyi ne kadar daha bana sunabilecek oyun. Ama şey de güzel, hani düşmanda oynayınca onun da mesela seviyeleri var. Tabii tabii. Onu da güzel şey yapmışlar. Yani iki tane sayıyan ben seviye birken yakaladı beni, bayağı uğraştırmıştı o sırada evet. Mesela. Mesela ya da üç tane sayıyan olduğu zaman level 3 şeyi zorlar muhtemelen, rakibi zorlar, en azından hayatta kalabilirsin. Aynen. Sanırım ama bir tık güç dengesi konusunda bir tık iyileştirmeler bence gerekiyor. Ha, sen misin bu küçük? Süper. Ha evet, tamam, beraberiz. Dedim iyi saklanırım. Hemen sivil geldi. Aa güzel. Bakın mesela şu an sivili kurtarıyorum. Bana güç küpleri verdi bakın. Sol tarafta bak sıfır doluyor şöyle ufak ufak. Orayı sen al, ben şu tarafa doğru gideyim. Tamam. Aa güzel, burada şey var. Bisikletler var abi. Gel şey, o tarafta da bir tane şey gördüm. Kırmızı kutu. Açıyorum onu. Böyle onda da bir şey var. Ben yaşta skill almayı unutmuşum bu arada. Geldim bayatıyla. Aa güzel. Bakın zaten sağ üstte de Cell'in larva modunda olduğunu görüyoruz şu anda. Yavaş yavaş o da güçlenecek. Ben de şu sol tarafı temizliyorum. Aa Bean buldum, güzel. Bean de arkadaşlar şey yapıyor. Aa bu neymiş ya?
Ne ha, buldun? Şey. Vending machine gibi bir şey. Hani para olsaydı silah alacaktım muhtemelen oradan. Ha evet. Cooldown drink falan da veriyorlar. O cooldownları sıfırlamak için. Ha cooldown drink evet. İçebiliyor muyuz bunu? Yok şu an içemiyorum. Ben beanie alayım abi. Beanie daha önemli. Beanie iyidir. Şurada bir şey daha var. Anahtarı buldu bak bir tanesi A bölgesindeki. Ben şu an arkadaşlar C bölgesindeyim. Ha, güzel level 1 oldum. Ne çıktı? Rocket launcher. Ha, roket şöyle buldum. Şeyler de bak, bakın D-pad'lere mesela şöyle bak bastığınız zaman şöyle kaçış için filan. Bakayım. Aa Dragon Ball şeyi burada. Süper ben de kullanabiliyormuşum onu. Ha, evet evet başkasının şeyini kullanabiliyorsun o çok iyi. Direkt kaçarken bastığım için. Bak bir tanesi anahtarı etkinleştirmiş A bölgesindeki. Abini çok buldular da etkinleştirdi. Vallahi aha, helal olsun. Aha. Yani. Geliyor. Geliyor mu? Allah nerede? Evde. Benim yanımda mı? A'da değildir umarım. Şöyle yakın. Erken veda etmek istemiyorum. Yakında bir yerlerde ama daha bulamadım. Çünkü bulunduğum abi, yerden sesi geliyor. Kalp atışı hızlanmaya başladı. Power case set for this area. Burası tamam. Bayağı yakınımda benim yanım. Bana mı geliyor acaba? Yani şöyle biriyle kapışıyor şu anda. Of ulan var ya yaklaşınca bakın arkadaşlar karakter panik oluyor. Oradan anlayabiliyorsunuz çok yaklaştığını filan. Dur senden uzakta ya. Evet evet kaçtım ben oradan. Aa roket buldum. Aa yok bana yakın şu an. Görmüyorum. Ha sen yukarıdasın. Abi hadi. Dragon Ball buldum bir tane. Oradan kaç sen gene de. Aa C'yi de aktifleştirdiler. Süper. Bir kişiyi öldürmüş yalnız. Ha radar buldum. Bakın radarda arkadaşlar böyle sivillerin yerini falan gösteriyor. Bulduğun şeye göre anahtar bile gösteriyor. Buldu mu herif? Lan yanlışlıkla yok bulmadı da yanlışlıkla şeye bastım ya. Bunu iptal edemiyor muyuz? Analogun üstüne basınca iptal oluyor. Oh. Lan, bir yer yok boşuna... oluyor. E sanırım. Ay yine ama şey. Boşu boşuna puanımı harcamış oldum. En azından cooldown şey yapıyor ya. Şimdi benim gene sayem moduna geçmek için arkadaşlar bakın %22 doluyor solda. Ay bir yeri yok etti. E gitti. Ben de hadi bir yere kaçayım dedim en senin yanına kaymışım. Ah anahtarı buldum. Beğendim anahtarı. Buldun mu süper. Abi bu sefer hiç level 3 olamadım ya. Yani adam çok çabuk bölgeleri yok etti. Evet biraz çabuk yok oldum. Kalkanım da oldu tamam. Abi anahtarı kuruyorum. Kur kur. Ben de geleyim yardım edeyim hatta sana. Yo bitmek üzere. Ha süper. Yalnız bana doğru geliyor ya galiba. Ortada yok. Bir şey çıktı mı acaba gidelim ona. 300, kuruldu anahtar. 300 metre uzakta şu anda. Tamam şimdi araya X'e gidip şey yapmamız lazım. Mekanı savunmamız gerekiyor. Abi ama ben level şeyim şu anda çok düşük ya. İşte bizim amacımız şey yapmak. Alanı korumak, korumak olacak. Aynen o şeyi çalıştırmak. Aha büyük şey buldum ya. Oh tam seviye 2 oldum gelebilirim abi. Gel. Aşağıda biri oyalıyor şu anda dönüşte. Biz o arada şeyleri alıyoruz. Raider'ın canı da %50'ye düştü bak çok iyi. Bayağı isteseler öldürürler. Şeyde misiniz diye. Mavide misiniz? Mavideyiz bilgisayarı hızlandırıyoruz. Biri oyalıyor şu anda. E, 70 metre ötemizde ama çok az kaldı. Hadi. Hakkımızda kazanıyoruz resmen. Geliyorum abi ben de. Aha. Çok iyi. Aa süper açtınız. Helal olsun be. Bilgisayarı çalıştıra çalıştıra yaptık onu. Ben abi etrafta şey araştırırken ilk defa oyun bitti bize. Yalnız hiç bu kadar kolay geçmemiştik ya. O da şey katil acemi çıktı. Evet muhtemelen ilk defa oynuyordu o. Bak daha sel, evet, seli moleküllerine ayırmış olduk. Hiçbir şey yapmadım ben bu arada. Sadece kaçarak hayatta kaldım. Çok temiz oldu. Evet.
Evet arkadaşlar, Dragon Ball The Breaker böyle bir oyun. Daha çok hani son zamanda örneğini gördüğümüz gibi işte Dead by Daylight ya da işte Evil Dead tarzı oyunların izinden giden ama hani tabii ki anime yapısında getirdiği bazı özelliklerle birlikte oyunun da hani içerisine bu özelliklerin yedirildiği bir yapım olmuş. Başta da dediğim gibi eğlenceli ama bu eğlenceyi ne kadar sürdürebilir o konuda birazcık şüphelerim var. Samet sen ne diyorsun son olarak? Aynı fikirdeyim. Devamlılığı biraz zor olabilir ama şu an beta neler ekleyecekler daha görmemiz lazım. Mesela ben diğer saydığım örnek oyunları da mesela oynamadım. Sen onları da deneyimletmiş birisi olarak bunun geleceğini parlak görüyor musun peki? Ya şöyle oynanış olarak mesela Dead by Daylight'a göre daha fazla şey var yapabileceğimiz ama çeşitlilik konusunda biraz büyük, sıkıntı yaşayacak. Tabii harita büyük. Haritası da büyük. Ulaşım daha keyifli, hani şey güzel ama şey kötü, hani anim belli bir kitleye hitap ediyormuş gibi duruyor şu anda. Evet. Ki amacı da o zaten aslında. Lobide de birbirimizi görmememize uyuz oldum bu arada. Şurada dolaşsaydı bütün oyuncular 8 kişi işte. Güzel. Daha güzel olabilirmiş. Onu yapabilirler. Çünkü şeyde genelde böyle lobiler oluyor da bu oyun daha beta diye kurmamış olabilirler sunucusunu. Umarım tam sürümde bu özellikleri ve eksik olan kısımları tabii ki tamamlarlar. Genel olarak bu tarz bir oyundu arkadaşlar. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız muhtemelen bu video yayınlandığında bu betasına yetişmeniz zor olabilir ama önümüzdeki dönemlerde muhtemelen Bandai Namco yeni beta süreçleri de yapacaktır diye düşünüyorum. Resmi sitesinde zaten bu beta süreçleriyle ilgili ve kayıt imkanıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.